أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. değerli arkadaşlar bugün 20 Kasım 2020 günlerden cumartesi. Aleykümselam kardeşim. Günlerden cumartesi. Bir canlı yayında bir sohbetle daha beraberiz inşallah. Arkadaşlar ilk önce bu sohbet meselesini size söylemek istiyorum. <laughs> Biliyorsunuz bizim tarzımız Bizim tarzımız sohbet şeklindedir ders şeklinde değildir yani ben öğretmen anlatıyorum Siz öğrenci gibi düşünmeyeceksiniz öyle değil ya nedir hep beraber e, burada bahseden hakikatlerin etrafında oturuyoruz ve bu sohbeti ya yani bu hakikatlardan istifade etmek üzere burada bir araya geliyoruz şeklinde düşüneceksiniz sohbet biliyorsunuz arkadaşlar Sahabelerin yetişme şeklidir. Risale-i da geçer bu, sözlerde geçer. Sahabelerin yetişme şekli sohbettir. Sohbet, Mehmet Ercan 21 Kasım demiş. Bugün 21 midir arkadaşlar? yine bir bakalım, yanlış olmasın. Efendim, 21 Kasım'mış. Evet, biz günleri şaşırıyoruz kusura bakmayın, o zaman tarihi düzeltiyoruz. Bugün 21 Kasım 2020 günlerden cumartesi arkadaşlar. Teşekkür ediyorum düzeltiniz için. Ya zaten ben aslında sizden bunu istiyorum biliyor musunuz? Yani ben mesela burada bazen aklıma bir anda konuşurken, konuşma esnasında bir ayet aklıma geliyor. Söylüyorum. Aslında sizden biriniz hemen Google'a girecek. Efendim bu ayeti yazacak. Hangi surenin hangi numaralı ayeti olduğuna buraya not düşüversem daha bir güzel olacak. Arkadaşlar sohbet en kolay öğrenme yoludur. Sohbet en kolay öğrenme yoldur. İnşallah biz burada bunu yakalamak istiyoruz. Ben şahsım olarak burada bunu yakalamak istiyorum. Yani sohbet ortamını oluşturabilirsek eğer burada çok kolay şekilde ve çok şey öğrendiğinizi göreceksiniz. Hatta o kadar kolay öğreneceksiniz ki öğrendiğinizden haberiniz bile olmayacak. O kadar kolay girecek beyninize. Biliyorsunuz ders farklıdır. Derste bir kişi size bir şeyler öğretmek için uğraşır, anlatır, siz çalışırsınız falan bu zordur ise geçene bir örnek de vermiştim. Şimdi gene söylüyorum. Şimdi mesela okuma yazması bile olmayan iki kadın otururlar, bir saat burada konuşurlar birbirleriyle. Olayları aktarırlar, duyduklarını gördüklerini bildiklerini konuşurlar. Bir saat. Okuma yazması da yok bu kadınların yaşları da 80 yaşında. O bir saat konuştuklarının bir kelimesini bile atlamadan. Bir saatin sonunda ikisinin de kafasına girmiştir. Öyle midir değil midir? Bak iyi iyi dinleyin, iyi anlayın bu meseleyi. İki tane 80 yaşında okuma yazma bilmeyen, öğretmeye kalksan öğrenemeyen iki kadın düşün. Bunun günlük hayatta devamını görebilirsiniz. Bir saat konuşurlar birbirleriyle aktarırlar bilgileri. Bir saatin sonunda ikisi de bütün konuşmalar beyninde olarak kalkarlar. Bir kelimeyi bile atlamazlar aynı iki kadına aynı iki kadına iki satırlık mesela bir ayeti ezberlemeler için verin bir haftada ezberleyemezler. Mesela anlaşıldı mı şimdi bu? İşte sohbetin özelliği. Allah sohbete böyle bir özellik, böyle bir kolaylık vermiş arkadaşlar. Öyleyse biz bundan istifade etmeye bakalım. Onun için biz e, sohbet tarzını oturtmak istiyoruz. Yani sohbette herkes sohbete katılır. Gerekirse soru sorar. Gerekirse o açıklama yapar. Bak ben yanlış söyledim arkadaş düzelt. İşte bu ya. İşte bu. Yoksa biz her şeyi doğru söyleyemeyiz ki. Yanlış yaparsak da düzeltilecek. Olay bu. Hem o zaman herkesin dikkati aynı noktaya toplandığı için çok daha güzel hakikatler ortaya çıkar. Dedim size sahabelerin yetişme tarzıdır bu sohbet. Sohbetin bir seviyesi vardır. Şimdi sahabelere neden yetişilemiyor? Bakın Nice evliyalar gelmiş geçmiş. Nice evliyalar ne kerametler göstermişler. Sahabelere yetişemiyorlar. Neden yetişemiyorlar? Çünkü onlar peygamberimiz Aleyhisselam'ın söyledikleriyle onun sohbetinde bulunmak suretiyle onun makamından ders aldılar. Bakın şimdi peygamber sohbetine katıldılar ve o makamdan ders aldılar. Peygamberimiz bir peygamber olarak kendi makamında gördüğü hakikatları anlattı. Onlar da o hakikatları alıverdi. Bitti. Bu kadar o kadar basit ki. Hani diyor ya bir saat sohbetine müşerref falan bir sahabe diğer milletlere öğretici olarak, öğretme olarak giderdi. Bir saat. Ya bir saatte ne oluyor ki? İşte bir saatte o oluyor. Bir saatte bu oluyor arkadaşlar. Bakın bir saatte ne oluyor? Peygamberimiz peygamberlik makamından anladığı, bildiği hakikatları anlatıyor. Onlar da o makamdan, o makama çıkıyorlar. O makamdan ders alıyorlar. Bu yüzden Peygamberimiz Aleyhisselam'ı görmeyen kişiler ne kadar büyük evliya olursa olsun sahabeye yetişemiyorlar. Niye? O makama bir daha çıkılamıyor. Burada bir ince sırda şu vardır. Mesela diyelim ki Üstad Hazretleri gibi zatlar. Onlar da çok yüksek bir makamdan ders veriyorlar. Eğer sen de onların sohbetine katılırsan o makamdan ders alırsın ve o makamlarda dolaşmaya başlarsın. Bu yüzden büyük zatların dersinde bulunmak önem arz ediyor. Bu sırrı ben 36 sene önce öğrenmiştim. 36 sene önce. O zamanlar Üstad Hazretler hayatta değil ama Hacı Hulusi Bey hayattaydı. Elazığ'a gittim. Birkaç defa gittim zaten. Efendim onun makamından ders almak. Ve aldım. Ve aldım arkadaşlar. Elhamdülillah. Onun için biraz da bizim tarzımız inşallah Hacı Hulusi Bey'in ders tarzıdır. Sohbet şeklindedir. Efendim konuşulan şeyler mutlaka akılda kalır. Mesela şimdi söylesek geçen derste bir söylediğimiz kelimeyi bir daha söylesek hemen aklınızda kalır. Hatırlarsınız diye düşünüyorum. Dolayısıyla arkadaşlar hem sıkıcı olmaz sohbetler. Bizim sohbetlerin bir özelliği de şu arkadaşlar. Bir, zihne kolay yerleşiyor, kafaya çok kolay giriyor, sıkıcı değil. İkincisi de, tazeliğini korumaya devam ediyor. Derslerimiz konu itibariyle eskimiyor. Bak bu da çok önemli bir özelliktir bu. Bu bizim e, anlattığımız hakikatlerden kaynaklanıyor, bizden kaynaklanmıyor bu. Anlattığımız meseleler hakikat olduğu için daima tazeliğini muhafaza ediyor. Mesela bir örnek verelim. Şimdi, Buradan çıktık Ankara'ya doğru gidiyoruz. Diyelim ki yolu da bilmiyorsun yabancısın. Diyelim ki Ankara'ya gideceksin. Efendim 10 kilometre ileride yol ayrılıyor. Orada bir levha var. Ankara yazıyor. Şu tarafta da efendim Aksaray yazıyor. Bu levha her zaman o Ankara işaretini gösteriyor. Her zaman. 10 sene geçse bu levhanın manası eskir mi arkadaşlar? Ankara o tarafta olduğu sürece bu levha o hakikati ifade ettiği sürece bu levha eskimez arkadaşlar. Tamam mı? Levhanın ifade ettiği hakikat eskimez. Her zaman tazedir o. Her geçen için o yeni bir mana ifade eder. Aynen bunun gibi arkadaşlar biliyorsunuz ben e, 2003 ile 2010 arası tam 7 yıl civarında Allah razı olsun kardeşim Cengiz abi kardeşim. 7 yıl civarında efendim köşe yazarlığı yaptım. Ondan önceki senelerde radyo konuşmalarım yaptım. Beş yıl kadar da radyo konuşmalarım oldu. İnternette efendim Selahattin Altınac köşe yazarı deseniz o köşe yazıları gelir. Biliyorsunuz mesela Türkiye'de pek çok yazar vardır. Günlük meselelerden yazarlar. Mesela bugün yazdığı yazıyı köşe yazısını gazeteye gönderdi. Oldu ki o gün yayınlanmadı. Bir gün sonraya kalsa o yazı tazeliğini kaybediyor. Yayınlanma özelliğini kaybediyor. Niye? Çünkü o güne mahsus, o günkü bir meseleyi anlatıyor. Şimdi bizim köşe yazılarımıza bakın. 2003, 2004, 2005, 6, 7 oralarda yazılmış köşe yazıları. Tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Gidin bakın, okuyun. Bazen ben paylaşırım Face'te. Aynen bugünkü gibi. Neden? Çünkü çünkü hakikatten bahsediyor. Hakikatten bahsediyor. Yani iş bizde değil yani. İnşallah şu bahsettiğimiz sohbetlerimiz de eskimeyecek. Tazeliğini devamlı muhafaza edecek. Neden? Çünkü bahsettiğimiz meseleler her zaman geçerli olacak. İnşallah kıyamete kadar böyle hani şunu arz ediyoruz ki işte bu sohbetler tarz olarak tarz olarak eskimeyen, tazeliğini kaybetmeyen konuları içeriyor. Dolayısıyla Efendim ne zaman isterseniz YouTube'a girdin Selahattin adına yaz. Efendim hangi konuyu arzu ediyorsan tıkla dinle ve tazeliği göreceksin. Arkadaşlar inşallah daha bu e, videolarımız biliyorsunuz YouTube'da devamlı yükleniyor. İbrahim kardeşimiz yüklüyor. İnşallah biz öldükten sonra da bu efendim videolarımız izlenmeye devam eder. Bize de ahirette sevap kazandırır inşallah. Evet arkadaşlar bu sıralar biliyorsunuz. Ülkemizde ve dünyada korona salgını süratle devam ediyor. Bu korona konusunda en büyük yapılan yanlış bu koronanın diğer hastalıklarla karıştırılmasıdır. Bugün en çok yanlış bence bunda yapıldı. Yani korona e, hastalığı, korona denen bu hastalığı herhangi bir bulaşıcı hastalık gibi değil arkadaşlar. Bu diğerlerine benzemiyor. Bu maalesef alimler tarafından ayrılması, anlaşılması ve topluma da anlatılması gerekiyordu. Maalesef biliyorsunuz bu konuda alimler çok geri kaldılar. E bizler tabii alim sınıfına girmiyoruz. Dolayısıyla biz söylesek de bizimki geçerli olmuyor. Yoksa biz bunun dabbetül arz olduğunu, dünya çapında Cenab-ı meydan okumanın neticesinde bir bela ve musibet olarak geldiğini söyledik. Bunun da çaresi evet her ne kadar fıtri kanunlara uyulup efendim e, maske takacağız. Tedbir alacağız. Mesafe temizlik falan. Bunları kabul ediyoruz. Ama ama bunların yeterli olmadığını, bunun gelme sebebinin aslında isyanlar olduğunu, dolayısıyla çözümün de isyanlardan dönmek olduğunu dile getiriyoruz. Eskişehir'den kardeşim Önder kardeşim bize teşekkür ediyor. Aleyküm selam. E, bunu devamlı söylüyoruz. Fakat dediğimiz gibi biz efendim e, bilinen bir kişi olmadığımızdan dolayı sözlerimiz geçersiz oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu hasta biliyorsunuz bu e, bela gelirken belayı fark edip helak olacaklarını anlayıp da tövbe istiğfar ed ederek kurtulan Yunus kavmi. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi olmuştur. Bir baktılar ki geliyor ayetle sabit bu dediğim e, Yunus suresine görebilirsiniz. Bunu anladılar ki biz helak olacağız. Peygamber dinlemedilerdi çünkü. Hemen tövbe istiğfara yöneldiler ve bu şekilde kurtuldular. İşte aslında bu koronadan ki şu anda biliyorsunuz akraba, eş, dost, yakınlarımız da koronalı kardeşlerimiz var. Allah bunlara hayırlı şifalar versin. Vefat eden kardeşlerimiz var yakınlarımızda birçok. Bu arada bizim köyde eski İmam Hatip öğretmeninden Said e, Akşit Hoca da vefat etmiş. E, i̇mam Hatip'in çok yaygın olduğu dönemde Denizli'de imam, Denizli'de öğretmendi. O da vefat etmiş. E, vefat eden çok var. Kardeşim yani bu hastalığın şakaya alınır tarafı yok. Dediğimiz gibi, dediğimiz gibi... Evet. Dediğimiz gibi bu hastalık henüz gitmiş değil. Ne gibi bir tahribat yapacağı da belli değil. Evet maddi tedbirler alınsın. Fakat asıl alınması gereken tedbir manevidir. Tövbe istiğfar edilmesi lazım. Fakat biz bu konuda ne ülkemizde ne dış dünyada en küçük bir işaret görmüyoruz. Siz görüyorsanız onu ben bilmiyorum. Yani tövbe istiğfar ederim. Biz ya Rabbi biz sana çok isyan ettik, meydan okuduk, vazgeçtik, bizi affet diye bir dönüş yapmak, yapılan isyanları terk etmek böyle bir işaret ben görmüyorum. İnşallah, inşallah öyle olur yani olsun ama umut görünmüyor. Peki madem ki biz dünyayı düzeltmemiz mümkün değil, Türkiye'yi de düzeltmemiz mümkün değil. Bizim sesimiz nereye kadar gidecek? Peki o zaman şu da bizi sevden 15 kişi, 20 kişi veya daha sonra denince kardeşlerimiz de 100 kişi, 500 kişi. Onlara tavsiyemiz ne olabilir? Arkadaşlar şunu kesin olarak görüyorum, belki siz de bunu görüyorsunuzdur. Hayatın tadı kalmadı. Hayatın tadı kaçtı. Hani bazen böyle bir soğukluk hissedersiniz ya. Hani bir ürperti insana, bir, bir hüzün verir mesela insana. Yani camiye varıyorsunuz, bir hüzün hali var. Bir hüzün hali var. Bu eski şenlik, cemaat, muhabbet, onları göremiyorsunuz. Camide bunu göremiyorsunuz. Gitti. Daha ben bugün hissettiğimi size söylüyorum. İş yerim hem çarşının ortasında Konya gibi bir yerde. E, dükkanların büyük bir çoğunluğu kapalı. Yani bir e, ürperti veren, hüzün veren, insanı endişeye düşünen, ruhuna bir sıkıntı veren hal görünüyor arkadaşlar. Yorumlarınıza ayrıca bakacağım arkadaşlar. Görünüyor. Yani daha nereye gideceğimiz belli değil. Ne olacağımız belli değil. Allah bizi ben ya burada beni seyreden bir kadim. Bakın bir hafta dememiş yarın topraktan. Böyle günler tarihi günler yaşıyoruz. Arkadaşlar madem ki biz dünyayı düzeltemiyoruz. Türkiye'yi de düzeltemiyoruz. Hiç kimse bizi dinlemiyor. Bari o zaman şu dinleyen kardeşlerime diyorum ki yapacağımız o zaman bir tek şey kaldı. Biz tövbe istifade edelim arkadaşlar. Kendimiz hayatımızdaki haramları terk edip ya Rabbi diye yalvaralım. Hiç olmazsa kendimizi kurtarmaya bakalım arkadaşlar. Hiç olmazsa bunu tavsiye ediyorum. Evet. Hiç olmazsa bunu tavsiye ediyorum. Hayatınızdaki haramları çıkarın. En azından farzları yapın. Tövbe istiğfarla meşgul olun. Bu sıralar çünkü bela gelmiş. Ne olacağı belli değil. Daha ne olacağı belli değil. Tamam mı? Dolayısıyla en azından hiç olmazsa biz kendimizi kurtarmak için tövbe istiğfara sarılmanızı, farzları yapmanızı haramlardan da şiddetle kaçınması tavsiye ediyor. Evet arkadaşlar. Konu bu. Evet arkadaşlar şimdi e, Enfal suresi 25. ayet. Onu okuyarak başlayacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Çok meşhur bir ayettir bu arkadaşlar. Çok meşhur bir. ayet. Hepiniz de bilirsiniz, Allah bilir. Şimdi okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tebu fitneten. Öyle bir bela, musibet, fitneden sakının ki La tusibennellezen zalemu minküm hasa. İçinizden sadece o zulmedenlere has kalmaz. İşte böyle bir gelen bela musibetten sakının. O geldiği zaman sadece o zul evet o zulmedenler yüzünden gelir. Fakat geldi mi sadece zalimlere gelmez, masumlar da yakar. İşte böyle bir e, fitneden sakının. Ve <laughs> alemu ve bilin ki Ennallâhe şüphesiz Allah şedidül igab. Çok şiddetlidir ee, intikam. Allah'ın azabı şiddetli olduğunu bilin. Evet. Ennallâhe şedidül igab. Azabı çok şiddetli olandır. Arkadaşlar tabi e, madem o zal zulmedenler yüzünden bu bela musibetler geliyor. Peki o zaman niye masumlarda yanıyor? Aslında konumuz bu değil ama şimdi konuşalım yani. Evet. Arkadaşlar şimdi burası biliyorsunuz imtihan dünyası. İmtihan dünyası. Dolayısıyla e, burada sadece zulüm edenleri helak etse Cenab-ı Hak mesela deprem oldu. E müminlerin evleri yıkılmadı isyankarların ki yıkıldı. Devamlı böyle. O zaman imtihan sırrı kalkıyor. Cenab-ı Hak'ın varlığı, birliği İslamiyet'in hak olduğu artık gün gibi aşikar oluyor. O zaman herkes iman ediyor. İman etme bir anlamı kalmıyor yani. Dolayısıyla imtihan sırrından dolayı bu dünyada Efendim böyle bela musibet geldiği zaman ayırmıyor. Fakat ahirette gene ayrılıyor. Nasıl ayrılıyor? Şimdi ahirette mesela adam diyelim ki deprem oldu. O zalimler zulmettiler, isyan ettiler. Deprem de bu yüzden oldu. E, ama ayırmadı. Bu adamın evi yıkıldı. Hatta kendisi de öldü. Bir, bu mümin suçsuzdu. Bu, bu şehit olarak ahirette intikal eder. Keyfi iyi. İki, yıkılan evinin yerine cennette ebedi güzel köşkler verilir. Efendim yine kâr eder. Dolayısıyla mümin zarar etmiyor arkadaşlar. Mümin zarar etmiyor. Dolayısıyla tabi bela musibet istenmez. Dolayısıyla şimdi mesela bu koronadan ölen kardeşlerimiz de var. Değil mi? Yakından bin mı arkadaşlarımız da var. Çünkü hastalık gibi Hastalık musibet geldi mi ayırmıyor. Mümin kafir diye ayırmaz. Şimdi peki şöyle şu açıdan bakalım. Şimdi diyelim ki koronadan kardeşimiz vefat etti. Belki de şehit oldu. Ben büyük ihtimal şehit olduğunu düşünüyorum. E şehit olmak ne demek? Bir nevi kendilerini hayatta biliyor. Geçen de derse işlemiştik. Ölüm acısı hiç duymuyorlar. Çok daha güzel bir hayatı yaşamaya başlıyorlar. E şimdi o öldüm diye üzüntü içinde midir? Yoksa kurtuldum diye seviniyor mudur? Değil mi? Yani olaylara biraz böyle geniş baktığınız zaman efendim e, göründüğü gibi olmadığını göreceksiniz tabi biz e, her ne kadar tabi elbette hayatta kalmak için gayret edeceğiz tedbirler alacağız ama mümin için kardeşim yaşamakta güzel ölmekte güzel ahirette güzel her şey güzel her şey güzel bak inan ben şunu yaşayarak size söylüyorum her şey çok güzel ama Allah'a isyan yolunu tuttuysanız ya Rabbi elem üstüne elem sıkıntı üstüne sıkıntı stres, problem ya Rabbi yaşanmaz ya. O hani gayri meşru yollarda size güzel güzel gösteriyorlar ya televizyonlarda efendim şöyle keyfetti böyle yaptı falan filan. Cehennem gibi bir hayat yaşıyorlar arkadaşlar. O yola girdin adımı attın mı sen de hissedersin. Gayri meşru yoldan şiddetle kaçınmanızı tavsiye ederim. Görünüşünde biraz cazibe var gibi. Görünüşünde biraz cazibe var ama içi zehirdir. Hiç heves edilecek tarafı yoktur. Dolayısıyla gayrı meşru yollar yani haramların işlendiği o yollardan uzak kalması şiddetle tavsiye ediyor. Şiddetle. Bak hele bugün artık korona gibi bela da gelmiş. Ne olacağımız belli değil. Haftaya çıkacağımızın garantisi yok. Kardeşim farzları şiddetle yapın. Haramlardan da şiddetle kaçın. Hayatınızda haramlar çıkan kardeşim. Benim söyleyeceğim budur. Evet aslında konumuz bu değil. Konumuz başka. Girişimiz bu oldu. Evetim arkadaşlar insanın dünya ve ahiret hayatını maddi hayatını manevi hayatını düzene koymak nasıl olur? Size önce şunu söyleyeyim. Bugün büyük bir çoğunluk perişan durumdadır. İnsan insanların büyük bir çoğunluğu perişan durumdadır. Aa, neden e, perişan oluyorlar? İşte buna dikkat edemiyorlar. O nedir o? Öncelik sırası. Arkadaşlar, hayat, dünya hayatımızın, geçimimizin, işlerimizin, manevi hayatımızın düzgün ve dengeli olmasını istiyor musunuz? Yapacağınız bir tek şey var. Öncelik sırasına uymak. Öncelik sırası. Bakın, bu isterseniz her gün hayatınızda bir hayatlar devamlı değişiyor ya. Yani. Şimdi mesela bugün sabah kalktım. Yapacağın işler var. Bir, ya arabanın tekeri patlamış onu yaptıracağım. Evet. Ya evde ekmek yok. Ekmek getireceğim. Efendim işim var. Randevu vermiştim. Beni bekleyenler var. Oraya gideceğim. Efendim çocuğu parkta gezdireceğim. Tamam. On çeşit işin var. Eğer sen arabayı yaptırmadın, işine gitmedin, randevuna gitmedin, çocuğu parkta gezdirdin. Ya o da önemli. O da önemli. Eğer böyle yaparsan arkadaşlar hayatın altüst olur ve başarısız bir insan olursun. Neticede de mutsuz bir insan olursun. Öncelik. Öncelik çok önemli. Yani hayatınızın her anında şu anda benim yapmam gereken en öncelikli iş ne? Oradan başlayacaksın. Oradan başlayacaksın. Efendim bir hoca vaaza çıktı. Dinimizde binlerce çeşit mesele var. Hangisini anlatacak? Diyecek ki öncelik hangisinde? Ben bugünkü insanlara hitap ediyorum. Bak bugün bunların başına korona diye bir hastalık gelmiş. Bela musibet gelmiş. Başka sıkıntılar var. Namaz kılmıyorlar, oruç tutmuyorlar, farzları yapmıyorlar, haramlara gidiyorlar. E hoca efendi çıkıyor. Ağaç dikmenin faydaları. Kulaklarımıza çok duyduk arkadaşlar. Kulaklarımıza çok duyduk. Ağaç dikmenin faydaları. Belki siz de duymuşsunuzdur. Küsleri barıştıralım. Bir gün hocam beni böyle ikaz ettim. E, sohbetten sonra. Yani adam ben kimsenin yanında kimseyi bozacak iş mi? Ben derdim o değil çünkü. Şimdi Ağaçlık benim faydalarını anlattılar. Cuma günü bu. Neyse ondan sonra o hocaya dedim ki ya hocam bugün yine ağaçlık benim faydalarından bahsettiniz. O da önemli dedi. O da önemli. Ya 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 ne oldu şimdi? Yani adamın efendim randevusu var işler bekliyor. Acil işleri var. Onlara gitmiyor. Çocuğunu neden tutmuş parkta gezdiriyor. Efendim o da önemli. Ya hocaların bizi ne yaptığını anladınız mı şimdi? Peki yaptılar yaptılar. Ondan sonra cuma da bitti mi? gerile gerile görevlerini yapmış olmanın büyük huzuru içerisinde inip geliyorlardı. İşler iyiydi. Kimi kandıracaksın? Ne kadar kandıracaksın? Bak ben bu ikazı yaptığımdan belki en az 10 sene geçmiştir. İşlerimiz iyiydi. Suya sabuna dokunmadan geçiştiriyordunuz. Paraları da alıyordunuz, yiyip ke yerindeki keyfiniz iyiydi. Kimi kandırıyorsun? Bak geldi. Efendim şimdi diyorsun camiler niye kapandı? İşte böyle böyle kapattılar. Böyle böyle sen kimi kandırıyorsun? Geçen de Hazreti Şerif size okudum. O abidalar çoğaldığı zaman alimler ilimlerini ortaya koysunlar. Eğer o alimler onu yapmazlarsa, ilimlerini ortaya koymazsa, hakikati ortaya koymazlarsa Allah'ın laneti onların üzerine olsun demedi mi hadis-i şerifte? O alimler gök kubbenin altındaki en şerlilerdir demedi mi? Sen kimi kandırdığını zannediyorsun? Kandıramazsın kardeşim. Kandıramazsın. Elinde solunda tokatı yersin. Bu devleti idare edenler de içine geçerlidir. Kendilerini kurtulmuş zanneden o alim izleyenler içinde geçer. Hepimiz için geçerlidir. Sen kimseyi kandıramazsın kardeşim. Niye şükrediyorum biliyor musunuz? Niye şükrediyorum biliyor musunuz? Şükür ki Cenab-ı Hakk'ı kandırmak mümkün değil. Çünkü milletin ağzı öyle laf yapıyor ki. Öyle laf yapıyor ki. Öyle yerden bir şey konuşuyor ki. Yani kandırılmak mümkün olsa Cenab-ı Hakk'ı da kandıracaklar. Ama şükür ki Cenab-ı Hakk'ı kandırmak mümkün değil. Çok şükür. Çok şükür. Onun için yani camiler niye böyle oldu derseniz Mekke Medine. Şimdi adam Kabe'ye gidip geliyor. Sanki seyahata gidip geliyor. Niye uçakla 3 saatte git gel 3 saatte gel. Var ya oradan şehrete karşıyım diye. Ve demeç veriyor. O kadar da değil arkadaş. O zaman ne oldu? Kapandı işte. Tamam Yani bu Kur'an sıradan bir olay değil arkadaşlar. Alimler de, din adamı izleyenler de, kafirler de, Müslümanım deyip isyan edenler de dünya çapında isyan oldu. Bu isyanın neticesi dünya çapında tokat geldi. Hala bunun bir tokat olduğunu görmüyor. Efendim hastalıktır. Bunun sıradan bir hastalık olarak görmek körlüktür. Manevi körlüktür ya. Arkadaşlar. Dolayısıyla öncelik dediğim hadise bütün hayatımızda devamlı, önemli ve geçerli bir meseledir. Hoca kürsüye çıktığı zaman o insanların en birinci niye ihtiyacı var? Ya adam farz namazı kılmıyor. Toplum bakıyorsun ki çok az namaz kılan var. Ya dinimizde namaz en baştaki ibadet. Kılmıyor adam. E sen buna ağaç anlatırsan olur mu? O zaman ona onu anlatacağız. Yapıncaya kadar. Çıplaklık almış başına gidiyor toplumda. Onu anlatacaksın arkadaş. Onu anlatacaksın bu Suat'a çıplak gezen kızlar kimin kızları? Senin benim kızlarım. Bu toplumun kızları. E ya bugün insanlar televizyonların önünde şimdi milyonlarca insan bakın insan en güzel kızları getiriyorlar arkadaşlar yalan değil. En güzel kızları seçip getirip senin önüne bedava koyuyorlar. İmtihan. E hoca bunu anlatacak işte. Aman kardeşim bu imtihan tehlikeli haram. Bunu anlatacak. Ha kardeşim ya. Onun için öncelik meselesi bak bugün seçtiğim konu bu. Öncelik. Hayatımızda öncelik diye bir şey olacak. En birinciden başlayacaksın. Şimdi arabanın tekeri patlar. Kliması çalışmıyor. Motoru da yanık. Hangisinden başlayacağız? Ulan önce motoru yaptıracaksın. Klima olsa da olur, olmasa da olur. Önce motor. Sonra tekeri yaptıracaksın. Klima olmadan araba gider. Bak öncelik var. E şimdi sen kendine diyelim ki sadece klimayı yaptıracak para var. Gidiyorsun kış günü klimayı yaptırmaya. O zaman olmaz. Başarısız olursun hayatta. Yorumlarınıza döneceğim arkadaşlar. Yorumlarınıza en son dönüyorum. Tamam arkadaşlar? Ha. Dolayısıyla şimdi ben mesela en çok yapılan şeyler bunlar. Şimdi nerede sıkıntı meydana geliyor? Bir, maddi hayatımızda mesela adam maaşını alıyor. E biliyorsun maaşlar öyle efendim bol bol değil. E, öyle de olması gerekiyor ben size söyleyeyim. Öyle de olması gerekiyor. Şimdi maaşı aldık. Kaç para aldık bugün parayla? Diyelim ki dört bin lira kazandık. Maaşımız dört bin lira. Dengeli adam böyle yapacak işte şimdi. Dört bin lirayı koyacak buraya kardeşim. Kardeşim ben şimdi ihtiyaçlarımı da getir bakalım. Biz, biz kirada oturuyoruz. Evet. Birinci ödeyeceğimiz para kira parasıdır. Niye? Çünkü bizi evden atarlarsa sokakta kalamayız. Birinci öncelik. İki. Biz mesela diyelim ki eskiden çok yazdırma diye bir hadise vardı. Şimdi kredi kart çekiliyor onun yerine. Aynı şey. Arkadaş bir ay yedik, içtik, yazdırdık. Onu ödeyeceksin. İki. Üç. Acil alınması gereken ne var? İşte ekmekli, kahvaltılı, peynirli, zeytin neyse. Acil alınması. Yani onlar olmadan olmaz. Onları da alacaksın. Böyle yaparsan bak sırayı güzel dizersen, öncelik sırasını böyle dizer de en baştan e, harcama yapmaya başlarsan, <laughs> paranın bittiği yerde de bitirirsen, sen çok dengel bir hayat yaşarsın ve mutlu olursun. <laughs> e kirayı vermedik. Şimdi bak perişan olanlar, hayatlarına dikkat edin. Hep burada hata yapıyorlar. Kirayı vermedik. Efendim başka bakkala borcumuzu ödemedik. Markete borcu ödemedik. Kredi kartını ödemedik yani bir manada. Efendim ondan sonra gittik. Efendim kanepeleri değiştirdik. Koltuğu. E, borçlar duruyor. Sen ne oldun şimdi? Ekonomi allak bullak. Rezil oldun topluma karşı. Borçlarını ödemedin. Herkes yüzüne batmaz. Anladın mı şimdi? Dengeyi bozdun. Demek ki maddi hayatımızda, maddi hayatımızda öncelik sırası olacak. En birinci ihtiyaçtan başlamak üzere ihtiyaçlarımızı karşılayacağız. Eğer böyle yaparsak, efendim, Efendim çok rahat eder. Mesela şimdi diyelim ki kış geldi. Kışlık paltosu yok adamın. E gitmiş ne yapıyor? Çocuğuna bisiklet alıyor. E kardeşim o zaman işte kışın soğuk üşürsün ve sana da acınmaz. Değil mi? Acınmaz çünkü yanlış yaptın. Yanlış yaptın. Dolayısıyla <laughs> bu öncelik meselesi arkadaşlar. Hemen hemen hayatımızın her alanında vardır. Bir de günlükte de değişebilir. Günlük de değişebilir. Aylık da değişebilir. Her ailede öncelik değişebilir. Dolayısıyla ölçü şu. Ölçü bu. Diyeceksin ki ben bugün kalktım arkadaş. Bugün benim öncelikli olarak yapmam gereken işler ne? Sıraya diziyorsun. Efendim maaşı aldım. Öncelikli olarak neyi ödemem gerekiyor? Ona bakıyorsun. Şimdi aklıma geldi. Şimdi devletin işlerinde de öncelik vardır arkadaşlar. Devletin işlerinde de öncelik vardır. Şimdi mesela diyelim ki ay sonu geldi. Maaşlar ödenecek mecbur derece. E o zaman şimdi devlet bunu yapmayıp e götürüp yol yaptı, köprü yaptı. E o da güzel, o da güzel ama öncelikle o sonra olması lazım. Varsa olması lazım. E sen yaptın millet aç kaldı, bağış alamadı. Olur mu böyle? Olmaz. Devlet işlerinde de öncelik lazım. Şimdi diyelim ki devletin öncelikli işlerinden birisi diyelim ki ordusuz devlet olmaz. <laughs> Ordu kurmak öncelikli. Peki orduyu kurduk. Bu sefer de o ordunun yapacağı işlerde öncelik, vardır. Alacaklarında öncelik vardır. Şimdi bununla ilgili size bir örnek vereyim. Şimdi yıl 1967. Tarihte değişik ama büyük ihtimal 67. Kıbrıs'ta olaylar oldu. O zaman biz çocuktuk. Hayal meyal hatırlıyoruz. Olaylar oldu. Kıbrıs'a çıkartma yapılacak. O zaman başbakan emir veriyor. Deniz Kuvvetleri Komutanı'na eee çıkartma gemilerinin hazırlığını Kıbrıs'a çıkartma yapacağız. Deniz Kuvvetleri Komutanı gelip ne diyor biliyor musunuz? Efendim diyor bizim çıkartma gemimiz yok diyor. Vay şerefsiz. Vay şerefsiz. Yahu ben bugün evimde yatıp uyuyorsam ordum ayakta. Onlar bizi koruyor diye yatıyorum. Eğer Ordu olmasa bir ülkede şimdi evinizde rahat yatabiliyor her an bir düşman gelebilir. Peki düşman gelince mi yapacaksın hazırlığını? Önceden yaparsınızlar. Çıkartma gemisi yok diyor. Onun hakkı var ya o komutanın orada asacaksın o adamı. Sen memleketi nasıl ihanet ettin böyle? Madem böyle ihtiyaç vardı ne zaman da söylemiyorsun? Çıkartma yapılacak gün mü söyleyeceksin? Asmak lazım. Neyse asamıyorlar tabii Yaşanmış bir olay anlatıyorum ha. Neyse ama gerçekte ortaya çıkınca hemen emir veriliyor. Hemen emir veriliyor. Çıkartma gemisi yapılsın. 1967. Yahu üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke. Kurulalı kaç sene olmuş? 23'ten başlıyoruz. 40 sene olmuş. 40 sene olmuş kurulalı çıkartma yapacak gemisi yok. Böyle şey olur mu ya? Emir veriliyor. Hemen çıkar, şey yapın. Hazırlıklar yapın. Neyse 74'te biliyorsunuz Kıbrıs Harekatı yapıldı. Hangi gemilerle yapıldı? İşte o emir verilip de yapılan çıkartma gemileriyle yapıldı. Rezalete bak. Rezalete bakın. İşte bu öncelik bilmemekten kaynaklanıyor. Yani bu öncelik dediğimiz konu basit bir konu değil arkadaşlar. Öncelik dediğimiz yani devlet için de çok önemli. Şahıs için de çok geçerli bir aile için de çok önemli. Önceliğe riayet ederseniz çok rahat edersiniz. Öncelik. Her kurumun öncelikleri olması lazım. Evet. Tabii. Şimdi öncelikle şey, onu da hatırlayıp söyleyelim. Efendim Kıbrıs harekatı yapıldı. Amerika ambargo koydu. Hani dost ve müttefik var ya. Ya Cumhuriyet kurulmuş 50 sene geçmiş. Daha senin dostun kim düşmanın kim ya? Bak sana silahını, parasını ödedin uçağı vermiyor. Peki Amerika'nın böyle bize bir kazık atacağını anlamak için illa böyle mi olması gerekiyordu? Savaşa gireceksin. Amerika ben silah sana vermiyorum diyecek. O zaman mı aklın başına gelecekti? Önceden neredesin sen ya? Bir insan hatta bir hayvan bile dostunu düşmanını bilir ya. Size soruyorum şimdi bugün. Türkiye'nin dostu kim düşmanı kim? Valla belli değil. Belli değil. İnanın belli değil. Müttefiklerimiz Amerika, Avrupa. E dost kim? Ülkenin dostu, düşmanı daha belli değil arkadaşlar. Hatta içlerine gireceğiz diye yalvardığımız kesimler bizim dostumuz oluyormuş. E bize eğer onlar da dostsa düşman kim? Anlıyor musunuz arkadaşlar? Mesela. Evet. Şimdi arkadaşlar demek ki bu dünya hayatının iki bölümü var. Bir maddi tarafı. Ülke olsun, şahıs olsun, aile olsun, bir kurum olsun ne olursa olsun düzgün ve istikameti hareket etmek istiyorsa bir öncelik sırası olacak. Önceliklerini güzel dizecek ve öncelik sırasına göre işleri yapmaya başlarsa hayat, maddi hayat düzene girer. Tamam. Hocam başka bir hayattan var? Evet. Bir de manevi hayat var arkadaşlar. Bir de manevi hayat var. Biliyorsunuz şimdi Asıl denge bu iki hayatta olacak. Maddi hayatı dengeye oturttunuz. E manevi hayat olmazsa olmaz. Manevi hayatta da aynı mesele geçerlidir. Onda da öncelikler var. Yani şimdi bir adam manevi hayat açısından en birinci yapacağı şey nedir? İman etmektir. İman etmektir. Kardeşim size imanı biz çok anlayamıyoruz. Hani iman da bir şey gibi falan. İman hayatımızın her anını olursa olumlu. iman yoksa olumsuz etkileyen bir özelliğe sahiptir. Hayatın her anını etkiliyor. iman. Ve Cenab-ı Hak ya, alemi yarattı. Bizi de yarattı. Bizden en birinci istediğine, bak öncelik sırasına dikkat ediyor musunuz? En birinci bizden ne istiyor? İman etmemizi istiyor. Yani bu kainatı onun yarattığını onun idare ettiğini bizi onun yarattığını bize elçiler gönderdiğini rızkımızı o verdiğini o demeden ölmeyeceğimizi yaşatanın o olduğunu iman etmemizi istiyor. Gönderdiği elçileri kabul etmemizi, gönderdiği emir ve yasakları tanımamızı istiyor. Bizden bunu istiyor. Tabi inanılmaz ki de daha diğer şeylerde Kur'an'da ne emretmiş kabul edeceksin. Öyle. Bu devirde faizsiz ekonomi mi olur? Bu devirde böyle hırsıza ceza mı verilir? Bu devirde şu mu olur? Bu... Yok. Öyle desen iman olmaz. İmanı kaybedersin. Yani inanılması gereken bir tek şeyi eğer sen ee, reddedersen kafir olur. Biz bunu devamlı şunu görmüştük biliyorsunuz. E, duymuşsunuzdur devamlı. Bir tek ayeti inkardan kafir olur. Değil mi? E şimdi Cenab-ı Hakk'ın miras böyle paylaşılacak demiş bir de bak ne diyor bak. O adil değil diyor o paylaşım şekli. E kafir daha nasıl oluyor arkadaşlar ya? Kafir daha nasıl oluyor? Diyor ki e, ahir zamanda kişi e, gömleğin vücudundan çıktığı gibi imandan soydur çıkar da haber de olmaz diyor hadis-i şerifte. Yani adam hani Kabe'nin dibinden şeriata karşıyım diyen adam kendisini mümin biliyor, inanan bir insan biliyor, Müslüman bilmiyor mu? Biliyor. Oraya onun için gitmiş zaten. Ama İmandan soyulup çıkıyor haberi yok. Bugünün hastalığı bu. Sabah mümin akşam, akşama kafir diyor ya. Niye öyle oluyor? Söylediği bir söz ile imandan çıkıp gidiyor. Haberi yok. Haberi yok. Onun için kardeşim Cenab-ı Hakk'ın bizden bak öncelik orada da var. İstediği en birinci şey ne? İman etmemizdir. Bu kainat onundur. Bu kainatı o idare etmektedir. O istediğini dünyaya getirmekte. istediğini de istediği zaman öldürmektedir. Korona falan adam öldürmüyor haberiniz olsun. Mümit Allah'tır. Allah demeden bir tek kişi ölmez. Ayette sabit değil mi? Bir canlının eceli geldiği zaman ne bir saat öne ne bir saat geri yanlış. Demiyor mu? Diyor. Eceli geldi ne demek? Çünkü hepimizin tespit edilmiş bir ecerimiz var. Bu değişmez. Efendim korona gelmese o ölmeyecek miydi bu adamlar? Kardeşim sen daha anne karnındayken hangi gün, hangi saatte öleceğin belli. Hangi sebeple öleceğin de belli. İnandık. E tedbir almayalım mı? Alacağız. Alacağız. Tedbir almak bizim kulluğumuzun gereği. Fakat Allah senin ölmeni murad ettiyse sen bir dakika ileri geçemezsin. Böyle inandık. Dolayısıyla tedbir alıyoruz. Fakat Allah demeden de kimsenin ölmediğine inanıyoruz. Tamam arkadaşlar. Şimdi bak manevi alemde önceliğe geldik. En birinci neymiş öncelik? İman etmek. Allah bizden birinci olarak bunu istiyor. İman çeksin. Kabre vardın. Ya belki haftaya oradayız ya. Çok yakın yerlerden bahsediyorum size. Çok uzak şeyler, hayali şeylerden bahsetmiyorum. Arkadaşlar kabre vardın. Sana ne soracaklar? İlk birinci Rabbin kim? Yani imanın var mı? Rabbin kim? E sen diyorsun ki ya Rabbim Allah. E şimdi diyor ki o hırsızın mi kesti. Böyle efendim mal mı taksim edilirmiş? Bu devirde faizsiz ekonomi olmuş diyen de ben Rabbim Allah diyor burada. Peki kabre bence yine söyler. Yok. Söyletmezler. Söyletmezler. Gerçek neyse o. Onu söyleyeceksin. Yani mesela hani geçen nefis dersinde size söylemiştim. Mesela e, ee, Cenab-ı Hak sabah namazında kalk diyor. Nefis yat diyor. E ee, şimdi nefis diyor ki şu haramı işte. Allah diyor işleme. Sen nefis ne diyor onu yapıyorsan senin ilahın kim oluyor? Kim oluyor? Nefsin oluyor. Men ittahaze ilahehu hu. Nefislerin hevalarını ilah ittihaz edenleri görmedin mi? Bu da ayet. Bak hemen bakabilirsiniz. Bu da ayet. E ee, ya bir, adamda adam da var ki mesela şimdi diyelim ki devlet faizi serbest etmiş, zinayı serbest etmiş, kadına ömür boyu nafaka vermiş, vermiş, vermiş. İlahlık dava etmiş. Şimdi sen de diyor vatandaş diyor ki devlet vermiş ben nafakayı alırım. E devlet efendim faizi serbest etmiş ben gider alırım. Ha sen artık Allah'ın kulu değil onun kulusun. İlahın o. O ne diyor yapıyorsun yapma diyorsun yapmıyorsun. İçkiyi serbest etmiş. içiyorsun. Sigarayı yasak etmiş. içmiyorsun. Senin ilahın kim? Senin ilahın kim? O. İşte kabre vardığın zaman gerçekten sen kime kulluk ettinse onu söyleyecek. Senin dilin onu söyleyecek arkadaşlar ya. Çok basit ha. Çok basit. Ezber yok orada. Gerçekten sen kimi ilah kabul ettin? Yani yani Türkçesi kimin emir ve yasaklarına göre yaşadın? E ben Allah'ın emir ve yasaklarını yaşadım. Tamam sen daha o, Rabbin o. E ben efendim işte felanım dediğine göre yaşadım. Efendim kahraman dediğine göre yaşadım. Nefsimin dediğine göre yaşadım. Eee o zaman da onları söylersin. Bak gördünüz mü önceliği? Demek ki önce bizden Cenab-ı Hak iman etmemizi istiyor. İman etmedikten sonra gerisi boştur. Bak öncelik şimdi. Sabahdan namaz kılıyor. İman yok. Olur mu? Adam iman yok hacca gitmiş. Olur mu? Öncelik sırası gene aynı şeye geliyor. Öncelik. Öyleyse önce iman edeceğiz. İki. Arkasından ne yapacağız? Farzdan önce farzdır denen haramları terk edeceksin. Çünkü haramlarla farzlar yan yana yürümez. Mesela hadis-i şerifte var bu. Diyor ki kimin ki kıldığı namaz onu o haramlardan yani kötülüklerden alıkoymuyorsa namaz kötülüklerden alıkoyması gerekiyor. Alı koymuyor. Adam namaz takılıyor, öteki de de yapıyor. Diyor ki o namaz onu Allah'tan uzaklaştırır. O namaz onun için vebaldir. Olmaz. Önce haramı terk edecek. Sırayı gördünüz mü şimdi? Sırayı gördünüz mü? Öncelik sırası. Manevi hayatımızda da bu lazımdır. Yoksa orada da dengeyi bozarız. Orada da dengeyi bozarız. İman ettik hayatımızdaki kesin olan haramları terk edeceğiz arkadaşlar. Şart, şart, şart. Haramı terk etmeyen adam hiçbir yere varamaz. Efendim istediğin kadar ne yaparsa yap. Hatta ne demişti geçen de okumuştu hadis-i şerifte? Diyor dört farz var dinimizde. Üçünü yapsa faydası olmaz. Dördü birden olacak. Namaz, oruç, hac, zekat. Haçla zekat biliyorsunuz şartlar oluşursa ama namazla oruç herkese hani özel durumlar hariç farzdır. Öyleyse demek ki bir adamın hayatında namaz, oruç, hac, zekat yoksa hepsinde şartlar oluştuğu zaman tabii şey işte karıştırmayalım yani. Üçünü yapsa birini yapmasa kurtulamaz. Tamam arkadaşlar. Öyleyse şimdi iman ettik. Kesin olan haramlarda terk ettik. Nereye geldi sıra? Dört farzı mutlaka yapacaksın. Mutlaka. Namaz, oruç, hac, zekat olacak hayatlar. Ondan sonra ha Şimdi şimdi adam 5 vakit namazı kılıyorsa ondan sonra ona teheccüd namazından bahsedebilirsin. Evvabin namazından bahsedebilirsin. Cennet ehlinin namazıdır deniyor. Kuşluk namazından bahsedebilirsin. Olur. E, ama adam e, sabah namazını kılmıyor ama teheccüdden bahsedilmez ki. kısa da olmaz. Hani e, bir gün Hazreti Ömer soruyor ya falan adam nerede? Hiç görmüyorum cemaatle sabah namazında. E, diyorlar ki o sabaha kadar namaz kılıyor, ibadet yapıyor, yoruluyor, onun için gelemiyor. Ne demiş biliyor musun? Uyusun, sabah namazı gelsin. Çünkü bu sabah namazını geçirdiğin o onu telafi etmez. Dengesiz olmayalım diyor yani ha. Görüyor musun bak Hazreti Ömer'in hayatında olan bir hadise bu. Dengesiz olma. Sabahdan namaz kılsan olmuyor. Önce farz olan sabah namazını kılacaksın. Sabah namazını kıldı. Ha, kardeşim o zaman bak teş namazı kılarsan çok büyük sevap var. Geçerli. Ya adam şimdi Ramazan orucunu tutmuyor. E, ya ayda üç gün oruç tutmak çok iyidir. E, ona denmez ki o. Bak dengeyi kaçırmayalım. Denmez o. Önce Ramazan orucunu tutacaksın. Tuttu. Ha o zaman de ki arkadaş bak Şevval ayında altı gün oruç tutsan bir seneyi oruçlu geçirmiş gibi olursun. Ayda üç gün oruç tutsan işte şöyle sevap Denir. Ne oldu? Dengeli oldu. Dengeli oldu. Ha. Şimdi mesela anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı. Geliyoruz bugünkü topluma. Şimdi bugün toplumda haramlar süratle yayı, yayılmış ve işleniyor. Farzlar da yapılmıyor. Çünkü imanı imanı görünmediği için inanıyoruz diyene inanıyor kabul ediyoruz. Çünkü et, yani adam inanıyorum dediği hadise yok sen inanmıyorsun diyemeyiz. Bak incelikleri unutmayalım. Biz adam ben mümin ve Müslüman dediyse biz ona haşa sen kafirsin demeyiz. Allah biliyor içini. Oraya karışmıyoruz. Ama hemen arkasından gözümüzde gördüğümüz ne var? Bu toplum haramları terk edecek, farzları yapacak kardeşim. İkinci, bak imandan sonraki öncelik bu. Peki, efendim farzlar yapmıyor adamlar. Haramlar almış başına gidiyor. E bu, bu topluma şimdi biz ağaç dikmeyi mi anlatacağız? Dava geçmek gibi olur ya. Ey ağaç dikmeyi anlatan hocalar anladık mı meseleyi? Anladık mı meseleyi? Bu topluma ağaç dikmekten bahsedilir mi? Kardeşim bu toplum farzları yapmıyor, haramları da işliyor. Bu toplumda devamlı olarak anlatılacak şey kardeşim haramlar terk edilecek. Bak milyonlarca insan televizyon başında haram işliyor bugün. Ondan bahsedeceksin. Farzları işlemiyor. Farzlar revaça verecek. Devamlı farzdan bahsedilecek. Teçhüt değil. Ya hocam o da önemli. Önemli de beş vakit namazı kıldıktan sonra sıra var. Birinci de sıra varken ikinci sıraya geçemezsin. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı mesele? Bak sadece bugün bu dediğim ölçüleri devlet tatbik etse düzene girer. Hocalar tatbik etse düzene gider. Maddi olarak efendim e, kendi sen aldığın maaşı bile bu düzene göre harcasan maddi hayatın düzene girer. Hayat düzene girer. Dünya ve ahiret huzuru ve mutluluğu meydana gelir. Efendim kimse yapmıyor. Sen kendi hayatında tatbik et netice göreceksin. Ne dersiniz? Herhalde öyle. Değerli arkadaşlar ben efendim bir de yorumlarınıza bakacağım ama biraz şunu uzaklaştırabilirsem olmadı. Aleti yeni almışım kusura bakmayın. Tam bilemiyorum ne yapacağımı. Efendim şunu geri aldık. Şunu bu değil. Efendim neyse onu yapamıyoruz. Yorumlarınıza bakalım şimdi. En başa giderim.